Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf, bugün sizlerle beraber şimdi Samsung Galaxy A80 vs Apple iPhone 8 karşılaştırması yaptık. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Samsung Galaxy A80 vs Apple iPhone 8 karşılaştırması yapıyoruz. A80 6.7 inç, iPhone 8 4.7 inç, 185.76 A80, 65.36 iPhone 8, 220 gramla A80, 148 gramla iPhone 8, 48 megapikselle A80, 12 megapikselle iPhone 8, 8 GB RAM ile A80, 2 GB RAM ile iPhone 8, 8 çekirdeği 2.2 GHz de A80, 6 çekirdeği 2.1 GHz iPhone 8, 1080x2400 A80, 750x1334 iPhone 8. İkisinde de 4K çekim özelliği var. 3700 mAh bataryalı A80, iPhone 8 ise 1821, 0.22 baş. A80 SAR değeri 1.32, iPhone 8 Android Pie ile gelmiş A80, iPhone 8 ise iOS 11, 6.7 inç ile A80. Demişim zaten onları. PPI geçelim. 393 PPI ile A80, 326 PPI ile iPhone 8. Süper AMOLED ekranla A80. IPS LCD ekran teknolojisi ile de iPhone 8. Evet, ekran özellikleri de yazıyor burada. 29 en boy varmış A80'de. iPhone 8'de de 16'ya 9 ekran var. 65 demiş zaten, 16 milyon renk sayısı var ikisinde de. 3700 mAh batarya demişim zaten. Saat hızları da yazıyor burada. 13 saat, 12 saat. Batarya süreleri A80'in birazcık daha iyi olabilir. Ama A80'de optik görüntü sabitleyici yok. iPhone 8'de var. 12 megapiksel demiş zaten. F2.2 ile A80, F1.8 ile iPhone 8. 4K 60 FPS çekme özelliği var iPhone 8'in. A80 ise 4K 30 FPS. Video kayıt seçeneği, video özellikleri yazıyor burada. Coğrafi konum etiketleme falan işte. Video seçenekleri de yazıyor, kayıt seçenekleri. iPhone 8'de daha çok seçenek var. 4K 24 FPS falan işte öyle. Ağır çekimde A80'de 480 FPS var. 48 megapiksel ön kamerası var A80'in. iPhone 8'in ise 7 megapiksel. A11 Bionic işlemcisi var iPhone 8'in. A80 ise Snapdragon 730G. 64 bit işlemci mimari, ikisinde aynı. AnTuTu'da 10 nanometre ile iPhone 8, 8 nanometre ile A80. AnTuTu'da 2 GB RAM olmasına rağmen iPhone 8 daha çok puan aldı. Yani işlemcisi daha iyi bayağıdır, RAM farkına rağmen. Yani iPhone 8 ile oyun oynamak daha akıcı şekilde oyun oynayabilirsiniz. 128 GB hafızayla A80, 64 GB hafızayla iPhone 8. Ya 7. Şimdi A80'in boy en kalınlıklarını söyleyeyim. Boy 165.2 mm, en 76.5 mm, kalınlık 9.3 mm. iPhone 8'de sıra 138.4 mm ile boy,
En 67,3. Kalınlık ise 7,3 milimetre. 148 gram demiş zaten. Renk seçenekleri yazıyor burada. Cam metal iPhone 8. Arkası cam, önü metal. Cam A80 ise arkası cam, önü alüminyum. 2G var, 3G var, aynı zaten. 4G de farklı gösterebilir. 4G de aynı. Ama iPhone 8'in 150 megabit daha karşı yüklemesi daha fazla. Karşı yüklemeden internette yani 4K hızında iPhone 8 önde. iOS 12 ile şu anlık iPhone 8 A80'de şu anlık Android Pie yani Android 9.0. İkisinde de Wi-Fi 5 var. Wi-Fi özellikleri de yazıyor burada. NFC ikisinde de var. Bluetooth 5.0 var. Kızılötesi ikisinde de yok. Radyo A80'de var. iPhone 8'de yok. USB Type-C kullanıyor A80. iPhone 8 ise Lightning. Suya ve toza dayanıklılık iPhone 8'de var. A80'de yok. İvme ölçer, bir şeyler falan var. Ekran için parmak izi okuyucu ikisinde de var. A80'de ekran içinde. iPhone 8'de ise home tuşu var yani önde home tuşu var. SAR değerinde vücut olarak kazanıyor iPhone 8. Servis ve uygulamalar falan burada yazıyor. Bluetooth versiyon 2.0 zaten şeyde belirtilmemiş iPhone 8'de yazmıyor. İkisinde de nano SIM var. Aynısı. İkisi de USB özelliği, USB on the go A80'in, iPhone 8'in ise kulaklık ses çıkışı. Çıkış yılları 2019 A80, 2017 iPhone 8. 2017 Eylül iPhone 8 duyurulma tarihi. 2019 Nisan ise A80. Çıkış tarihleri 2019 Temmuz A80. iPhone 8 ise 2017 Ekim'de çıkmış. Karşılaştırma yorumu yok. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone bile like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.